Neden sisteme yönelik yapılan teklif, tavsiye ve eleştirileri şahsi algılayıp aşırı tepki gösteriyoruz? Doğru soruları sormadığımız, sormayı bilmediğimiz veya sormadığımız için mi gerekli olan adımları yeterince atamıyoruz? Yani benim anladığım kadarıyla genelde değişim zorluğu diye bir şey var. Yani insanların değişime ikna edilmesi gerekiyor. Bu değişime ikna edilmesi gereken insanlar da üst düzey yöneticiler değil illa. Bence biraz daha yani cemaat gönüllü bir hareket olduğu için cemaatin çoğusunun alışkanlıkları değişmedikçe cemaatin yönetimsel alışkanlıkları da değişmeyecek gibi geliyor. Cemaatin çoğusunun alışkanlıklarının değişmesi için de cemaate yönelik değişim teklifleri getirmek yerine değişim örnekleri ortaya koymak gerekiyor. En azından büyük ölçüde bir kısmı burada çözülecek diye büyük kısmı burada çözülecek gibi gözüküyor. Onun haricinde eğer yanlış anlamadıysam soruyu, tabii ki yine cemaat yönetimine dair veya değişik mercilerin yapması gereken şeyler var. Onların da teklif haline getirilmesi gerekiyor. Ama ben şöyle bir kriz döneminde bunlara yönelik böyle bir sıcakkanlı bir bakış açısı ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle olsa çok böyle yani cemaatle ilgili cemaat yönetimiyle ilgili çok fazla optimist olmak gerekir. Yani çok ufuk sahibi olmaları gerekir. Bir ömürde 3-4 paradigma değiştirmeyi becerebilmeleri gerekir falan. Ama benim anladığım kadarıyla yani henüz böyle bir şey toplumdan yani cemaat tabanından böyle bir talep olmadıkça cemaat tabanının istediği değişimlerde nasıl isteyecek, nasıl güçlü dile getirecek, bunu nasıl uygulayacak şeklinde şeyler hayata geçmedikçe sistematik bir değişim çok zor. O kadar ki insanlar aslında hani yukarıdan aşağı bir değişim beklentisi içerisinde ama aslında toplumsal değişimler genelde aşağıdan yani toplumun değişmesiyle yukarı doğru da o değişikliğin sirayet ettiğini görürsünüz. Yani yukarıdan da olabilir tabii ki yani Fethullah Gülen de bu değişim bir kısmını dayatabilir ama veya işte abiler dayatabilir ama fiilen çok mümkün gözükmüyor işte çeşitli örnekler var geçmişten işte 1 milyon insanın hicret etmesi şusu busu gibi meselelerde bakıyorsunuz yukarıdan istenilen talep edilen meseleler bile çok şey olmuyor. Hatta bütün bu yaşanan krizlere rağmen 3-4 yıldır yaşanan krizlere rağmen insanların ülkeyi terk etmek konusunda imtina ettiklerini görüyorsunuz. Hatta terk edemez hale gelmelerine rağmen yani hani terk etme iştiyakı arzusu içerisinde bile olmayanlar var. Yani şimdi bir kısmınız cevap yazacaktır. Ben istiyorum ama çıkamıyorum falan. O ayrı mesele. Yani ona bir şey demiyorum ama istemeyen, hala daha çıkmayacak olan bir sürü insan var. Bu zihniyet değişmedikçe siz buna istediğinizi kastırabilirsiniz. Çok bir şey olmayacaktır. Ama tabii ki değişim isteyen insanların sisteme yönelik teklif, tavsiye, eleştiri getiren insanların da daha akıllıca hareket etmesine fayda var. Bir kere sistemden çıkmamalarında fayda var. Sistem içerisinde mücadele etmelerinde fayda var. Hani bu tarz yapıların değişimiyle ilgili çeşitli belgesellere, kitaplara, makalelere bakarsanız genelde yine değişim iç ikna süreci ile olur. Yani dışarıdan kolay kolay kapalı yapılar ikna edilmez.